Benim adım İlit Azulay. Görsel Okyanusu isimli sergide ben de Değişen Kesinlik Dereceleri adlı eserimle yer alıyorum. Değişen Kesinlik Dereceleri bir harita ya da aynı zamanda bir beyin görseli diyebiliriz. Eser 85 yapboz parçasından oluşuyor. Her bir parçada kendine özgü bir hikayesi bulunan birer resim yer alıyor. Bunların tarihi bir geçmişi olduğunu söyleyebilirim. Bu hikayeler izleyicilere bir sesli rehber cihazıyla aktarılıyor. Bu eserleri yaratırken kullandığınız metodolojiden ya da yararlandığınız yöntemlerden bahsedebilir misiniz? Evet. Almanya'ya geldiğimde 2. Dünya Savaşı sırasında bombalanmamış olan yerleri fark etmeye başlamıştım. Belli başlı bazı kamusal alanların nasıl korunduğunu anlamak, o süreci öğrenmek istiyordum. İsrail'den gelen, İsrail'deki koruma ve muhafaza yasalarını takip eden biri olarak bu durumun Almanya'da nasıl ele alındığını çok merak ediyordum. Mimariyle alakası olan nesneleri, mimari kalıntıları, bilindik görüntüleri fotoğraflamaya başladım. O dönem bunlara genel çatı olarak düşünebildiğim tek şey, fotoğrafladığım her şeyin koruma, muhafaza ya da onarma aşamasında olmasıydı. Ardından fotoğrafladığım her görüntünün tarihi arka planına dair sorular sormaya ve görselleri anlamlandırmaya ilişkin bir sürece başladım. Bu sorular beni gerçekten de çok şaşırtıcı bir yöne çekti. Burada bir sistem ortaya çıktı ve iş kendi kendine yön değiştirdi. Fotoğrafladığım nesne veya görüntüyle ilgili arşivlerle ya da bazı uzmanlarla da çeşitli yazışmalarımız oldu. Eser 85 parçadan oluşuyor. Ama aynı zamanda sesler ve sizin ihtisasınız sırasında yaptığınız kayıtlar da var. Benim sorum şu, en başından beri bu şekilde olmasını mı planlıyordunuz? Evet. Genellikle bir projeye başladığımda en baştan itibaren karar verdiğim birkaç basit kural olur. Ama aynı zamanda koskocaman bir de bilinmezlik balonuna ihtiyacım var ki süreç içinde görünen ve ortaya çıkanlara kulağım açık olsun. Bu durum benim için bir görüntüye gözlerimi dikme, orada bakışlarımı bırakma ve o şeyi uzun uzun inceleme imkanı sağlıyor. Bu görsel çok ilginç bir şey olmak zorunda değil. Fakat bir yolculuğu dinlerken, diğer görsellerin üç boyutlu görüntülerini hayal ederken, o görsel de bir şekilde orada ilginç olabilir diye düşünüyorum. Kariyerinizin başlarında analog süreçte başlamışsınız. Ve daha sonra dijitale geçiş yapmışsınız. Bu durum çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Ya da o eski analog fotoğrafçılığı özlediğiniz zamanlar oluyor mu hiç? Evet, sanırım benim durumumda bu süreç benim kişisel gelişimimle iç içe geçmiş gibi. Eğer kendimi o eski zamanlara götürsem, sanırım o döneme iletişim çağı diyebilirdim. Ben kamerayı bir iletişim aracı olarak görüyorum. Ama her anlamıyla, her anlamda bir iletişim aracı. Doğru olan çok az şey var. Gerçek buluşmalara dair çok az anı var. Küçük makro lensli bir Rolleiflex olan büyük babamın bana verdiği ilk fotoğraf makinemle buluştuğumda objelerle karşılaşmaya dair özel bir hakikati ya da özel bir modu bulmuş gibi hissetmiştim. İşte benim için fotoğrafçılık bu demiştim. Sonra anlaşılmadık bir hata yüzünden birdenbire İsrail'de negatif film bulmak artık mümkün değildi. Ben de kendimi bir dijital kamerayı tutarken buldum. Yalnız 4'e 5'lik negatiflere kıyasla ortaya çıkan sonuç çok yüzeyseldi. O yüzden fotoğrafçılığın başlangıcını düşünmeye karar verdim. Ressamların kullandığı şu aleti düşündüm. Önce bir cama, cam parçasına kareler çizip ardından her bir karedeki gerçekliğin fotoğrafını çekersem ve sonra da hepsini birleştirirsem belki işte o zaman 4'e 5'lik görüntülerdeki o sizi içine çekiyormuş hissine biraz daha yaklaşabilirim diye düşündüm.